Tarım kredi kooperatiflerine şimdi talimat verildi. %30'a varan et hariç galiba şimdilik birçok gıda maddesinde bir düşüş yapılacak. TÜİK de gidip oralardan sorarsa bak %30 düşmüş enflasyon falan diye. Şaka Ama bir yana. TÜİK'in açıkladığı rakamların hiçbir önemi yok ki. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuçta ama öyle ama böyle taşıma suyla veya işte kağıt üstünde düşürülen enflasyonla yani talimatla fiyatlar falan belli yerlerde düşerek ya işte bak enflasyonu da kontrol altına attık. Dövizi de patlayacak diyorlardı bakın patlamıyor falan diye. Bütün mesele 6 ay idare etmek. 6 ay sonra her şey çığırından çıkmış olsa çok büyük bir problem diye seçimi kazandıktan sonra diye düşünüyorlarsa bu düşünceyi sağlamaz mı böyle bir Hayır giriş? çünkü şöyle bakın insanlar TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına göre kendi politik pozisyonlarını belirlemiyorlar ki. Yani neticede insanlar kendi cebine bakıyorlar. Yani çarşıya gidiyorlar, pazara gidiyorlar. Doğru. Geçen ay, geçen yıl o fileyi kaça dolduruyorlardı? Bu yıl kaça dolduruyorlar? Buna Yani vatandaş bakıyorlar. bana ne net hata Bana noksandan ne diyecek diyor öyle. net hata noksandan, bana ne TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına. Şimdi nereden anlıyoruz bunun sürdürülemeyeceğini? AKP'nin oy oranlarından anlıyoruz. Yani bakın bu kadar baskıya rağmen de insanlar AKP'ye oy vermeyeceğim derken kamuoyu yoklamalarında çekinmelerine rağmen AKP'nin oy oranları 30'ların altına doğru geliyor, aşağı doğru iniyor. Ve bu kış çok daha zor olacak. Yani önümüzde çok zor bir sonbahar ve kış var. Dolayısıyla bu iktisat politikalarında ısrar etmek AKP'yi üçüncü parti yapar. Ben buradan iddia ediyorum AKP %10'un altında da kalabilir. Yani bu kadar şey bir dönem var, bu kadar zor bir dönem var. Dünya bakımından da bu böyle. Yani her şey AKP'nin aleyhine. Uluslararası konjonktür aleyhine, işte enerji krizleri aleyhine, dünyanın her tarafında şey politikası, maliyet enflasyonu sebebiyle enflasyon artıyor, faiz oranları yükseliyor. Yani siz ne kadar tutabilirsiniz? Bakın dolar 12 liradan 18 liraya olduğunda Aralık ayında siz kur korumalı mevduat sistemine geçtiniz. 1,1-1,2 trilyon liralık bir kur korumalı mevduat yaptınız. Bakın ne kadar? 30 milyar dolar. Yani 30 yaklaşık 60 milyar dolar değil mi? 60 milyar dolar yapıyor. Çözülmeye bakıyorsunuz yurt içi döviz tevdiat hesaplarındaki çözüm de 30 milyar dolar. Öbür 30'u da spekülasyon amaçlı gelmiş. Şimdi kamunun üzerine en az 100 milyar yüklediniz. Şimdi gelmiş olduğunuz noktaya bakıyorsunuz dolar yine aynı yerde. İhracatçıya dediniz ki bunun %40'ını getirin. Türkiye'deki yerleşik firmalara dediniz ki siz 15 milyon lira karşılığı döviziniz varsa ve bunu ve bunu bozdurmuyorsanız TL krediye erişimde siz zorlanacaksınız, sizi zorlayacağız dediniz. Ya da şimdi bakın yeni sinir projeleri var. Türkiye Merkez Bankası Türkiye'deki bankaları şuna zorluyor şimdi. Diyor ki sizin yurt dışı muhabirler nezdinde tuttuğunuz para dövizler var. Hani mesela Evet. rahat işlem yapabilmek için, ihracat ayağını yapabilmek için tuttuğunuz dövizler var. Bunu da %20'sini de Eylül ayında getirin. Yani 3-5 milyar dolar da oradan getirmeye zorluyor bankaları. Ya bütün bu zorlamalara rağmen doların geldiği yer 12, 18'den 18. Yani şimdi mesela 18'de tutuyor olması yetmiyor ki AKP'ye. Bunu indirebiliyor olması gerekiyor. Şimdi mesela biz döviz 18'de kalıyor diye AKP bunu burada tutarsa İşte daha iyi konjonktürde seçime gider diye düşünmeyelim. Düşürmesi gerekir. Bakın reel kur endeksine göre 0,54 tarihinin en dip noktasında Türk lirası. Yani Evet. bugün Türk lirasının doların olması gereken yer euro dolar sepetinde 10-12 liralar civarında. Tabii bir de iki şey daha var. Değerli Uğur Emek'in, o da önemli bir iktisatçıdır. Dünya Bankası verilerine göre gıda enflasyonunu vermiş. Arkadaşlar bunu versin, onun tweetinde paylaştığı, benim de verdiğim. Şimdi tabloya bakalım. Dünya Bankası verilerine göre gıda enflasyonunda Türkiye dünya beşincisi. Yani dünyada gıda fiyatları artıyor. Savunması hiçbir şey ifade etmiyor. Sen nasıl ya 150 ülkenin içinde 5. en fazla gıda fiyatları artmış olan ülkesin. Yani inanılmaz. Türkiye'den daha kötü olan ülkeler sırası ise Lübnan zaten iflas etmiş bir İflas ülke, etmiş. küçücük bir ülke. Zimbabwe, İran ambargolarla buluşuyor. Efendim Sri Lanka Buna iflas zaten etti. iflas etti. 5. Türkiye. Evet.
Yani, bu yani Rusya ve savaşın içinde Ukrayna. Evet. Ama oradaki enflasyon oranları Türkiye'deki enflasyon oranlarının üçte biri. Yani bu iş küresel müresel demek değil. Demek ki Türkiye yani. Özgü bir problem evet. var. Yani bir evet. tıkanma var, bir problem Şimdi var. Şimdi bir başka şey daha var. O da gene arkadaşlarımız göstersinler. Moody's Türkiye'nin notunu B3'e indirdi. Hı hı. Fakat yani B3'e indirmek öyle böyle bir şey değil. Çünkü neden? Onun da verelim efendim gene bir şeyle. B3'teki yani paylaştığımız şeyler. B3 artık dibin dibi. B3'ten sonra şey çöp, geliyor. Çöp diyor yani senin şeyin çöp. Yani evet. Değersiz. Öyle. Kimsenin yatırım kesinlikle evet. yapmayacağı yer. Fakat yani B3'ün durumu da içinde bulunduğumuz lig şu. Görüyorsunuz efendim. Moğolistan, Nikaragua, Nijer, Pakistan, Swaziland. Swaziland neresiydi? Afrika'da evet. Swazi kabilesinin. Tacikistan, Kırgızistan, Moldova. Evet. Vaziyet bu. Şimdi ama buna da şöyle deniliyor. Ya memlekette para kaldı, yabancı para kalmadı. İndirseler ne olur deniliyor. Ama yani, şöyle, şimdi şöyle bir önemi var bunun. Şimdi siz sizin borçlarınızın vadesi geliyor ya. Hı hı. Şimdi 14 milyar dolar, yaklaşık 14-15 milyar dolar önümüzdeki bir yılda devletin borcunun vadesi geliyor. Özel sektöründe 100 milyar dolar civarında borcunun vadesi geliyor. 50 milyar dolar da cari işlemler açığı vereceksiniz. Önümüzdeki bir yılda siz 160 milyar dolar para çevirmek zorundasınız. Milli geliriniz 800 milyar dolar. Milli gelirinizin 5'te 1'i kadar bir finansal açıkla karşı karşıyasınız. Peki bu nasıl çevireceksiniz? Ya çıkartacaksınız, cebinizden ödeyeceksiniz ya da rol edeceksiniz. Borcunuzu borsa çevireceksiniz. Peki rol etmeye gittiğinizde size ne diyecekler? Ya diyecekler tamam biz sana borç verelim eğer verecekse. Tamam borç verelim ama hazinenin, Amerikan hazinesinin borçlama maliyetine 3 uzun vadeli. Ama sen politik olarak riskli bir ülkesin, işte kredi notların da çok düşük. Ben sana CDS'i de koyuyorum üzerine. Senin iflas riskin var. İktisadi risklerin de var. Ben sana işte 6-7 de oradan koydum. 10-12'den borç veririm demek. Şimdi döviz cinsinden %10-12 bir borcun rol edilmesi ülkeyi iflasa götürür uzun, orta ve uzun vadede. Şimdi o yüzden bu kredi notları önemli. Elbette yurt içindeki insanlar, yurt dışındaki insanlar Türkiye'den çıktı. Ama sen dışa kapalı bir ekonomi değilsin ki. Senin sürekli bir finansmana ihtiyacın var. Rezervlerin güçlü olsaydı buna ihtiyaç duymuyor olabilirdin ama o da negatife düşmüş. Brüt rezervlerin bile neredeyse negatife düşeceği için sedreleri aldın gidip IMF'den. Biliyorsunuz öyle bir tartışma da var şimdi, bu borç mudur değil midir? Yani özel çekme hakkını kullandık biz IMF'den 6.3 milyar dolar karşılığı SDR'ye getirdik, rezervimize koyduk. Niye buna ihtiyaç duyduk? Niye 2 sene önce bunu yapmıyorduk, 1 sene önce bunu yapmıyorduk, şimdi yapıyoruz? Çünkü rezervlerimiz o ama, de... O 6 milyar aşağı yukarı bütün ülkelerin kullanması, yani kendi kotaları itibariyle kullanılabilir bir imkan olarak zaten bütün ülkelere o kota arttırıldı. Evet ama onu aldığınızda ve almayabilirsiniz. Hı hı. Alıp rezervinizi koyduğunuzda ve kullandığınızda faiz ödüyorsunuz. Bu borç aslında neticede. Yani özel çekme hakkı oraya üye olmak sebebiyle sizin aldığınız bir rezerv kolaylığı ama neticede buna ihtiyaç duyuyor olmanız da ayrı bir şey. İşte Akkuyu nükleerdeki hikaye de biraz böyle. Şimdi sizin rezervleriniz sizi şey yapamıyor, koruyamıyor. Yani sizi Türkiye zaten... IMF'den borç mu kullanmış oldu? Evet, şimdi bu bir tartışma. Elbette bir standby yapmadık. Aha. Ama biz rezerv kolaylığını kullandık. Bize sağlanmış olan rezerv kolaylığını kullandık. Bu bir arıza gösteriyor. Yani demek ki bizim yöneticilerimiz, yani Türkiye yönetenler diyorlar ki bizim rezervlerimizde problem var. Burada da SDR'miz var. Bunu da alıp rezervimize koyalım. Tıpkı Türkiye'deki yerleşik bankaların muhabirlerdeki paralarını getir dediği gibi bir şey bu aslında. Peki. Şimdi ama öbür taraftan iki tahmin rica edeceğim. Madem ki durum böyle. Bu kış dövizdeki hareket nasıl olur sizce? Bir de enflasyon. Yani İki tane mesele var. İktidarı oy kaybettiren birincisi döviz fiyatları vatandaşların. Enflasyon aslında biraz enflasyon. Da dövizin sonucu bir boyutuyla. Vice versa derler yani yabancılar. Hem öyle hem tersi doğru. Hı hı.
Nasıl bir seyir izler sizce? Çünkü ortada yaz da geldi. İşte yazın belki biraz sebze fiyatları normalleşti de diyemeyeceğim. Çünkü hala çok pahalı. Ama hani alıp başını gitmiyor. Eylül'den itibaren yavaş yavaş gitmeye başlayacak. Şimdi enflasyondan başlayacak olursak, bakın Türkiye'deki enflasyonun nedeni talep enflasyonu değil. Yani Türkiye'deki enflasyonun iki tane nedeni var. Biri maliyet enflasyonu, özellikle enerji maliyetleri sebebiyle. İkincisi de kur etkisi. Yani kurda pass-through effect dediğimiz geçişkenlik etkisi. Çok belirleyici Türkiye gibi ülkelerde. Bu iki etki üst üste geldiğinde bir de sürü psikolojisiyle beklentiler bozulduğu için ve Merkez Bankası'nın enflasyonla artık mücadele etmeyeceği anlaşıldığından o genel bir fiyat artışları takip etti bunu ve sürü psikolojisiyle biz bir anda %100 eşiğini aştık. Yani enflasyonun belli bir eşiği geçtikten sonra gideceği patika budur. Hiper enflasyona doğru gider. Türkiye bugün buraya gidiyor. Şimdi önümüzdeki dönem enflasyonun iyileşeceğine ilişkin hiçbir kanıt yok. Çünkü enflasyonla mücadele eden bir kurum yok. Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüne inanmıyor musunuz Allah aşkına? Önce Nebati dedi ki işte Nisan'ı bekleyin dedi. Nisan oldu işte bir gözünüzü kapatın 6 ay daha bekleyin dedi. Sonra sonbaharı işaret etti. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki Şubat, Mart yani onlar baz etkisine güveniyor. Ama bakın baz etkisi işlemeyecek. Niye işlemeyecek? Enerji maliyetlerinin düşeceğine ilişkin bir belirti yok. Savaş devam ediyor. İkincisi ve çok önemlisi Türkiye'de kur hareketlenecek. Ben bu yaz döneminden sonra hızlı bir biçimde döviz kurunda bir yükseliş bekliyorum. Yani yıl sonu tahminleri var yabancı bankalara bakıyorsunuz 23, 24, 25 diyenler var. 30 diyenler var. Yani belki 30'a çıkmayacak ama ulusal para değer kaybetmeye devam edecek. Şimdi 30 diyen bir yabancı banka var mı duydunuz mu? Var. Tam adını hatırlamıyorum ben ama 28 diyen var, 29 diyen var. Dolayısıyla zaten beklentiler de yukarı çıkıyor. Yani Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine baktığımız zaman da yukarı çıkıyor. Dolayısıyla bu yeni bir kur şoku demek aslında. Bu yeni kur şokuyla beraber ben enflasyonun yıl sonunda 3 haneli rakamların altında olacağını beklemiyorum. Ve yaz sonrasında da öyle Şubat, Mart'ta baz etkisiyle enflasyonun yeniden 70'lere 60'lara ineceğini de beklemiyorum. Enflasyondaki bu süreç seçimlere kadar devam edecek. Çok üzgünüm. Yani Türkiye için üzülüyorum. Seçimlere kadar devam edecek. Ve hükümet de bunu bundan korunabilmek için ya da kendi oylarını koruyabilmek için yılbaşında çok yüksek zamlar yapacak ücretlere. Yani asgari ücreti arttıracak, emekli maaşını arttıracak, EYT'yi çıkartacak, memur maaşını arttıracak, elindeki bütün kozları kullanacak. Ama bu kurtarmayacak yani hükümeti kurtarmayacak. Ben hem döviz kurlarında hem de enflasyonda bırakın aşağıya doğru inişi yukarıya yönlü şeyin çok daha yüksek ihtimalde olduğunu düşünüyorum. Üzgünüm. Yani baz etkisi de çalışmayacak burada. Yani peki Putin'in paraları falan işe yaramayacak mı? Niye böyle yani herkes cebindeki son paraları buraya getirip ya bizim reis kaybederse biz de kaybetmiş sayılırız. Hani Almanya savaşı kaybedince Türkiye'de savaş kaybeder. Yani şimdi bunlar tabii çok spekülasyon şeyler. Yani elbette mesela bugün Türkiye ambargoların içinde bulunan Rusya için bir nefes borusu oldu. Yani bir NATO ülkesi olarak işte bunları ambargoları uygulamayan daha dengeli bir dış politika izliyor gibi görünen, daha angaj olmamış Batı'ya, Türkiye sebebiyle bir alan açıldı yani Rusya'ya. Aslında bu nefes borusunu Rusya kullanıyor. İşte en son bu MIR ile ilgili tartışmalar var biliyorsunuz. Evet, yani Türkiye'deki turistler gelecekler. 5 tane kamu bankası, 5 banka bununla ilgili çalışıyor dedi Cumhurbaşkanı. Hı hı. Şimdi bu tabii ne kadar kurtarır? Türkiye'de kabaca 7 milyon civarında Rus turist gelmiş 2019'da mesela pandemi öncesinde bıraktığı para 5 milyar dolar. Yani 5 milyar dolar karşılığı ruble gelmiş olsa bile işte rubleyle ticaret yapalım gibi bir takım tartışmalar var. Ama biz 17-18 milyar dolar cari işlemler açığı veriyoruz Rusya'ya. Yani bu nasıl karşılanacak? Karşılanamaz. Böyle zorluklar var. Bu kısmen bence Türkiye'ye bir takım kaynak akışlarını da getirebilir. Gerçekten hani Akkuyu'da olduğu gibi başka şeyler de olabilir. Ama bakın 160 milyar dolar dövize ihtiyacı olan bir ekonomiden bahsediyoruz. Bir yılda, önümüzdeki bir yılda. Yani 3 milyar, evet, 5 ama milyar. Evet ama yani bunun bir kısmının çevrileceği, büyük kısmının çevrileceği hatta. Evet. Belli. Diyelim en kötü ihtimalle %80-85'i çevrilmiş olsa, genellikle evet, daha fazlası çevrilir. O zaman
aradığınız para aslında çok daha az yani. 20 milyar, 30 milyar, 35 milyar ama şöyle, dolar bir para. Şimdi siz borcu çeviriyorsunuz ama bir de flow gelen var, cari işlemler açığı. 50 milyar dolar. Şimdi siz 50 milyar doları da finanse edeceksiniz. Evet. Yani portföy yatırımı alamıyorsanız, FDI alamıyorsanız, borç hani kısmen aldığınız bir yerden para bulmanız lazım. Dolayısıyla hani bu mevcut durumu ne kadar korur? Ben çok açıkçası emin değilim. Çünkü Türkiye'deki bu iktisat anlayışı sürdürülemez. Yani ben bu kışın çok daha kötü ve sert geçeceğini düşünüyorum. Aslında hani iktisatta stop loss vardır ya. Aslında erken seçim hükümetin stop loss'uydu. Yani sonbaharda ya lanet olsun bu iş daha kötüye gidiyor. Biz bu kadar dedik ama hadi erken seçime gidelim. En azından oylarımızı %20'nin üzerinde tutalım diye düşünebilirdi. Şimdi bu vakit de daralıyor hızla hükümet açısından. Anladım. Evet, süremiz de sona erdi. Ama çok hızlı geçti. Evet, ama bütün önemli meseleleri konuştuk aşağı yukarı. Efendim, sayın seyirciler, yani değerli konuğum söyledi. Bu kış biraz tatsız geçebilir. Her türlü yardım çağrısını AKP yapıp bazılarından da olumlu yanıt almış olsa bile bu iş öyle kurtaracak gibi değil dedi. Değerli Müslüm Bey, sizler de ona göre davranın. Bence borçlanırken çok düşünün artık. Döviz borçlanmayı kesinlikle borçlanmayın. Ve hakikaten ne diyelim, yani çok zor söylenecek bir şey de yok. Ama galiba bu meseleden kurtulmanın yolu sandıktan geçiyor. Başka bir şeyden geçmiyor. Halkın hakemliğine başvuracağız. Başka yolu yok.